Bir şey daha açıklayayım. Buradan. Bir miting yaptı bu beyefendi. İstanbul'da. Hayır Rize'de. Rize'de. Neyle geldi? Uçakla VIP'ye geldi. Rize'ye uçakla evet. VIP'yle geldi. VIP listesi bellidir. O VIP listesinde bakan vardır, milletvekili vardır, vali vardır, rektör vardır, yüksek yargıçlar vardır. Ama organize suç örgütü lideri yoktur. Çakarlı arabayla havaalanına Rize'ye geldi. Peki bu mitingde izni kim aldı? Kim? Yerel bir gazete. Fırtına. Herhalde yanlış hatırlamıyorum. Sahibi kim? MHP eski başkanı. Vali nasıl izin verdin buna sen? Rize valiliğinden aldı. Buyurun evraklar orada. Bir gazetenin ön ayak olmasıyla alınmış bir. Evet, terör lanet mitingi. Ha, terör lanet mitingini Sedat Peker yapıyorsa Bodrum Marina'yı uyuşturucu tacirlerinden ve mafyadan Mehmet Ağar koruyorsa vay halimize. O zaman vay şu... ülkemin haline. Şu soruyu sormak lazım. Bir hukukçu olarak Doğrusu neydi bu işin? Sedat Peker ilk videoyu yayınladı. ilk suçlamaları yaptı. Bir hukuk devletinde olması gereken neydi? Süreç nasıl işlemeliydi adım adım? Şimdi hemen söyleyeyim. Ee, suru hep beraber gördük. Bir trafik kazası oldu. O arabadan ölenler oldu, kurtulanlar oldu. Siyasetçi vardı, mafya vardı. Ve oradan bir komisyon kuruldu. Olay ne noktalara gitti? Mehmet Ağar da ceza aldı. Korkut de orasındaki Doğru. ceza aldı. Birçok isim ceza aldı. Ve milyonlarca insan karanlık için aydınlığa bir dakika ışıkları yakıp söndü o gün ülke. Bugün ne olması gerekiyor? Bir, savcıların derhal harekete geçmesi gerekiyor. İki, derhal mecliste bir komisyon kurulması gerekiyor. Komisyonun tüm ilişkileri incelemesi, bir rapor hazırlaması ve suçluların cezalandırılması gerekiyor. Fahrettin Altun, Allah'ım ya Türkiye'yi 90'lara götürüyoruz diyor. Ya Fahrettin Altun, Türkiye 90'lardan daha beter. Çünkü sen oradasın. Çünkü ağır orada. 90'larda en azından çıkıp eski bir bakan mafya buraya çökebilir, ben burayı koruyorum diyemiyordu. Bunu sorayım o Bunu zaman. Bunu diyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından sonra Mehmet Ağar emniyet teşkilatından ve İçişlerinden özür diliyorum, aciz göstermiş gibi oldum mealinde bir açıklama yaptı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bakın, şimdi ee, ne kadar ilginçtir ki bizim söylemediğimiz cümlelerden dolayı bizi linç ediyorlar. Sayın Mehmet Ağar, Bodrum, Marina'nın şu anki değeri 5 milyar dolarla 10 milyar dolar arasında. Bir dükkanın kirası 50 bin dolar. Yani kıytırık bir liman değil orası. <laughs> 5 milyar dolarla 10 milyar dolar arası diyorum. Sizin hangi servetiniz oranın yönetim kurulu başkanısınız? Evladınız neden oranın yönetim kurulu üyesi? AKP milletvekili? Ne sıfatla oradasınız? Zaten ticaret sicilinden bu kayıtları aldım ve yayınladım ben. Bunu da basında paylaştım. <laughs> E sen kendi dediğini doğruluyorsun. Sen niye oradasın? Ben bunu soruyorum. Ne hakla? Hangi parayla? Bu paranın kaynağını açıkla. Sen Mehmet Ağar, tasarruf mevduat fonu oraya el koydu da onun da tadı bir kayyum musun? <laughs> Hayır. Sen eski bir vali, eski bir emniyet müdürü, İçişleri Bakanı, maalesef Adalet Bakanı'sın. Maalesef diyor. Hem İçişleri hem Adalet Bakanlığı yapmış tek isim galiba. E tabii e, o kadar çok şey yaptı ki İçişlerinde, emniyette işte Surluk'ta gördük. Bir Adalet Bakanı olup onları da bir temizlemesi gerekiyordu aslında. Bir demokraside böyle bir şey olmaz. Çağdaş, Özgür, hukukla yönetilen bir ülkede böyle bir isim en son Adalet Bakanı olmaz oldu. Ama buradan bir kez daha soruyorum. Sizin sıfatınız nedir? Devlet sizi kayım olarak mı atadı? Şu anda eğer ki Bodrum Marina'ya devlet el koyduysa koyabilir. Uzanların şirketine el koydun, Cavit Çağlar'ın bankasına el koydun. Yani şu anda seni destekleyen insanların aslında Toprak Bank'a el koydun geçmişte bir hukuksuzluk, bir yanlış vardı. Eğer ki oraya el koyduysan eyvallah. Kayım olarak Mehmet Ağar atadıysan eyvallah. Ama böyle bir şey yok. Yani oraya bu jargonu pek sevmiyorum ama bir kuş olarak çöktü diyorlar Mehmet Ağar. Birileri bunu açıklaması lazım. Bakın bir dükkan değil, iki dükkan değil, sıradan bir yer değil. Kendisi de söylüyor Akdeniz'in, Ege'nin en önemli diyor burası marinası diyor. Büyük bir para, özel bir şirket, özel bir yer. Devlet el koymadıysa Mehmet Ağar'ın işi ne? Devlet el koyduysa oraya bir resmi bir görevli atar, kayyum atar, Oğlunun yönetimde işi ne? Ha bir gerçeği söyleyeyim buradan. O paradaki bir yeri Mehmet Ağar'a vermeyeceklerine göre oranın perde arkasında kim ve kimler var. İşte bunlar komisyonda araştırılmalı. Bakın böyle bir devlet yok. Sulu raporunu dikkatle okudum. Sayın Fikri Sağlar'ın o zaman kitabını da okudum. Kendisiyle o zamanlar çok sık da görüşüyorduk. Ee, Sayın Elkatmış'ın, Sayın Sağlar'ın o komisyondaki e, yaptıklarını da biliyorum. Sürücü birbirine benzetiyor musun? Ee, Sürücü birbirine benzetiyorum ama çok daha vahim bir durum var ortada. Çok daha vahim bir durum var. Bir sefer öyle bir marine olayı yoktu. Mafyaya resmi olarak korumalar verilmiyordu. Ama şimdi her şeyde resmi olarak yapıyorlar. Bir e, utanma duygusunu yitirmiş insanlar. Ne derler demiyorlar. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Çok önemli. İki, ben normalde tabii ki Serhat Peker'in videosunu ne dinlerim ne de e, incelerim. Ama bu adam mitik yapmışsa, bu adam emniyette, nezarethanede insanlara polisi çıkartıp işkence yapmışsa, bunu itiraf etmişse, faillik koruma vermişse, yüzlerce e, araçlık konvoyla, çakarla geziyorsa, bu adam incelenmeli. Devletle bir ilişkisi var ki bizim düşündüğümüz anlamda bir devlet değil. Çünkü iktidarlar gider, devlet bakidir. Devlet kutsaldır. Devlet tertemizdir. Pırıl pırıldır. Ama bu devlete bu iktidar tarafından sürünmüş bir leke vardır. İşte o yüzden ciddiye alırım. Ben ciddiye alıyorum, siz alıyorsunuz, milyonlar oluyor. Ama hala bir tek savcı çıkıp soruşturma başlatmadı. Son bir cümle Sayın Başarır, koruma belgesi de paylaşıldı, Şimdi anlaşılan Sedat Peker'den videolar izlenmeye devam edecek. Koruma belgesinin ardından şimdi mesajlara baktım da, hiçbir hükümet yetkilisi Sayın Başarır'a ulaştı mı bu konuyla ilgili? Ya biz yanılmışız dedi mi acaba diye sormuşlar. Hayır, 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 hayır. Burada bir yanılgı beklemiyorum. Soylu gerekeni yapmalı, devletin onurunu kurtarmalı ve istifa etmelidir. O koltuğa yakışmıyordur. Birilerinin dediği gibi temiz değildir. Birilerinin dediği gibi süslü değildir. Ayrıca buradan bir şey daha söyleyeyim. Temiz derken, temiz derken ironi yaptığını, tersini söylediğini biliyorum. Peki, ki bildiğim şeyler var zamanı geldiğinde açıklanacak. Süslü derken neyi kastetti? Bilmiyoruz. Kim süsledi Sayın Bakanı? Bunu da açıklayacağız. Peki. Ama bence kendisi hiç bunlara gerek kalmadan gerekeni yapsın, istifa etsin. Sizi istifaya davet ediyorsunuz. Tabii ediyorsun. ki derhal istifa etsin ve yargı gerekeni hakkında yapsın. Devlet, devlet bunu kaldıramaz. Devletin ağırlığı asla böyle basit. Mahalle arası çetelerin işte marineye el konulmuş, uyuşturucu mafyaları gelecekti. ben varım ağabeyi, abileriyim onların falan da bu iş olmaz. Olmaz. İstifa edecek. Efkan Ala da, Mehmet Ağar da, oğlu da, soylu da yargılanmadı. Bu kadar net söylüyorum. Sayın Başarı, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇stifa vurgusu elbette önemli. Belge dışında diriliş dizisiyle ilgili 32. bölüm dediniz. Evet. 32. bölüm burada ilk kez açıkladı haber masasında. Konuşulacak bakalım yanıtlar geldiği takdirde eksiksiz elbette açıklamalarda ulaştırmak, ekranlara taşımak isteriz. Sayın Başarır. Ya beni yalanlasınlar ya da özür dileyip istifa etsinler. Bunun ortası yok. Teşekkür Peki.